Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size sezon 3'te Mordekaiser nasıl oynanır göstermeye çalışacağım. Sezon 3 hafiften tank metası oldu. Mordekaiser bu maçta full tank kasmasam da hafiften tank kasacağım. Yani kısaca farklı bir eşya seti dizilimi yapacağım. Karşımda Yone varmış. Ben Rise gelir diye ürünlerden büyü direnci almıştım. Birazcık sıkıntı olacak. İlk olarak pasifimizi anlatayım. 3 temel saldırı ya da yetenek kullandığımız zaman etrafımıza bir çember çıkıyor. Etrafımızdaki birimler yanmaya başlıyor. İsterseniz göstereyim. Kesin Q'mu at bakayım. Daha da geriye gel. Bakın şu adam yanıyor sürekli. Üç olmak gerekiyor. Aldım ben bunu ya. Gel kaçma bakalım. W'm var. Tabi şu an Q'sunu atacak bana. Buradan sonra ne yapacağım? W'ye bastık. İlk kanı aldık. Minyonu da kaçırmadım. Hemen ittireyim. Günlerden zırh almadığım için adam bayağı bir hasar çıkardı ama ona rağmen kestik. Işınları falan da yoktu. Şimdi Diana gelmiş. Acaba dağılacak mı bana? Shaco kesmen lazım. İyi, bence güzel kullandım. Çok iyi. Asistimizi aldık. En son karakterimizden bahsediyordum. Hatta pasifini anlatmıştım. Bir anda fight'e girdim. Diğerlerini anlatamadım. Hemen Q'muzdan devam edeyim. Q'muz sayesinde elimizdeki balyozu herhangi bir tarafa doğru indirebiliyoruz. Q attığımız zaman karşımızdaki şampiyon tek başınaysa çok daha fazla vuruyorsunuz. Yani etrafında minyon olmaması gerekiyor. Bu minyonlar için de geçerli. Bakın 205 vurdum. Şimdi yeniden Q'm gelsin. Bu da minyon arasında Q atacağım. Hasarım daha da az olacak. Hemen göstereyim. Bakın 141 vurdum. Bu zaman da tabi artıyor arkadaşlar. Yani birebir de bayağı güçlü olabiliyorsunuz. Kaçmaz, salacağım bu adamı. Bir dakika, o bizi aldı. Geriye gitsin diyecektim, gönderdim de yine de beni kestim. Twitch support normalde topa gelmesine şaşırdım, yani bir anda çıktı, normalde çok rahat birebir de keserdik, sıkıntı yok, Yone göre hala öndeyim. Şimdi hemen W'muzdan bahsedeyim. W'muz hem pasif hem de aktif var. W'nun pasifi sayesinde verdiğimiz hasarın %45'i kadar, aldığımızın da %115'i kadar yük filan biriktirdik galiba. Aktifine, yani W'ye bastığınız zaman bu biriktirdiğiniz yükler bir anda kalkana dönüşüyor arkadaşlar. Yeniden basarsanız da iyileşiyorsunuz. En çok yük rakibe verdiğimiz hasarda oluşuyordu. Yani adamdan hasar aldıkça değil de hasar vurdukça en son W'ye basmaya çalışın. Çok daha fazla kalkan kazanabilirsiniz. Şimdi de E'mizden bahsedeyim. E'mizin pasif ve aktif var. Pasif bize büyü nüfusu veriyor. Yani karşımızdaki adam büyü direnci kastığı zaman bu büyü direncini azaltabiliyoruz. Aktifinde ise adamı kendimize doğru çekebiliyoruz. Zaten bunu gördünüz. Duramadım bu sefer. Benim bekleme süresi de bayağı fazla. Yani atarken dikkatli olmaya çalışın. Twitch'ten şu an gank yersem çok sıkıntı olmayacak. Bakın tek başına Q attım, çok hasar yedi. Ultimizden de bahsedeyim arkadaşlar. Ultiye bastığımız zaman adamı başka bir boyuta götürüyoruz. Herhangi bir şampiyonumuza gelemiyor. Yani karşıdan 5 kişi bana gelse, arasından bir kişi ulti basarsam adamla birebir atabileceğim. Bir de ulti attığınız şampiyonun belli başlı canını, hasarını falan çalabiliyorsunuz. Ele çektim, geldi buraya. Bakın W'ye bastım, çok kalkan kazandım. Yeniden bastım, iyileştim. Böyle takaslara girebiliyorsunuz. Çok öndeyim, büyük ihtimalle gank yiyeceğiz. Sağa sola atmaya çalışıyorum Q'sunu yememek için. Adam da bana atmıyor. Tek başına şöyle bir Q atayım. İyi, kaçırdık, olsun, canı şu an yarıda. Diana gelse de sıkıntı olmaz, ultim var. Yani bir anda flash ulti de yapabilirim. Yone'yi bu şekilde kesebiliriz. SS vereyim. İlk alacağım eşya da Vahşi olacak arkadaşlar. Sonra Vahşi almayı düşünüyorum. Vahşi Adar artık mutlak sömürü veriyor. Yani mutlak sömürü demek yetenek kullandığımız zaman iyileşebiliyoruz. Pasifimiz devreye girdiği zaman iyileşmeye başlayacağım. Vahderan da bunu veriyordu. Ölümsüz gibi bir şey olacağız. Karşıda bayağı bir AP şampiyon vardı. Kesemedim ki beni. AP şampiyon olduğu için de ruh gömleği alırım. İyileştirme etkisi falan da artar. Şimdi bu adamın ultisi yok. Ultili aldığım zaman keseceğim direkt. Canını azaltalım. Bana mı atacaksın? Ölmeyeyim.
Bu şaka olmalı ya. Ölmesini bekliyordum. Kuleden hasar aldık. Boş yere ben öldüm. Arkadaşlar şaka da benim gibi deneyde en son oyunun canı bayağı azdı. Bakın bu can da kalmış. Yani bir tık ikimiz için de şanssızlık oldu. Yine bir anda 3-1 oldu. Böyle durumda yapacak çok fazla bir şey kalmıyor. Adam bir anda öne geçebiliyor. Ama toparlayabiliriz. Çünkü karşıdaki de insan olduğu için hata yapacaktır. Hep böyle düşünün. Şimdi ultim gelmesine bir dakika var. Şu an dayana geldiği zaman sıkıntı olabilir. Ve flash'ım duruyor. SS verelim, yana gözükmüyor. Chip buff'ı var. Yani kırmızı falan var. Şu an çok rahat bir şekilde keser beni. Takasa girmemeye çalışacağım. Bu kesin bana dalacaktır. Almanı bekliyorum. Dalmayacak mısın? Bakın daldı. Yomu da doşladı. Bunun vurdu hasara bakın arkadaşlar. Ne bu böyle? Bunu alır mıyız? Aldık bence. Çok iyi. W basalım. İyileşelim. Öreyi kesemeyeceğiz. Zaten hasarı çok fazla. Umarım ultisi falan yoktur. Q'sunu yemeyelim. Varmış ultisi. Aldın mı bizi? Yok alamadı da. Ölmüş kadar bir şey oldum. Yine de böyle bir anda öne geçerse hiç acımıyor yani. Çok saçma hasarlar çıkarıyor. Adam biri bir dalıyordum. Kendim hata yaptım. Skor da öne geçti. Biraz sıkıntı olmaya başladı. İyi kaçırdım. Alabiliriz. At bakayım ki onu. Ultim var. Acaba alır mıyım? Dön bir geriye. Dönmesine gerek kalmadı. Bedavadan 600 altını aldık. Hemen ittirelim. Şako gelmese tabi alamayacaktım. Adam ilk yardım etti. Büyük ihtimalle topta ölmüştü. Telafi etmek için bunu yaptı. Çoğu jungle bunu vursamaz. Demek ki şansımız varmış. Takımda güzel bir jungle var. Hemen ittirin burayı. Sonra base'e gideceğim. Şimdi sonunda Vider'ını bitirdim. Artık gerçek hasar da vurabileceğim. Mutlak sömürü de var. Yani birebir de beni alması çok zor. Bir de içeri kalkma çizme aldım. Şu anda ulti bassam direkt keserim bu adamı. Hatta göstereyim size. Bakın çok saçma hasar vuracağım. Hazır mısınız? Q'yu kaçırdığım için vuramadık. Önüne geçtim. Kesemiyor beni. Geri gelecek. Attım Q'yu. Yok ettik. Pasife gitti. Dokunmadım bile. Yani kötü oynasam bile kestim adamı. Hemen ittireyim. İkinci olarak da Bahşadır alacaktım. Onda da mutlak sömürü var. Mutlak sömürü sayesinde Q attığımız zaman da iyileşebiliyoruz arkadaşlar. Bakın can geldi. Köyden yük aldım. Yöne geldi. Demek ki burada Twitch de varmış. Flash'ı kullanmak gerekiyordu. Ölmen gerekiyor ya. Kule sayesinde aldım bunu. Güzel oldu bence. Şu anki tembelim saldırı odaklı olduğu için böyle bol bol öleceğiz. Ama fightlarda tanklaşmaya başlayacağım. O zaman sıkıntı olmayacak. Topa giderken sizden de ufak bir ricam olacak. Böyle düzenli bir şekilde örtücüler yüklemeye çalışıyorum. Bunları kaçırmak istemezseniz alttan kanala abone olup bildirim zilini tüm yapabilirsiniz. Bu videoda 2000 like atarsanız çok sevinirim. Ne kadar çok like sayısı gelirse YouTube o kadar çok önermeye başlıyor. Yani sizler sayesinde sayımız daha da artabilir. Destek olanlara şimdiden teşekkür ederim. Şimdi gel bakalım seninle birebir kapışalım. Bu adam benim sürekli kıllarımı boşlamaya başladı, fark ettiniz mi? Ama ölecek. Bastım ultiye. Kaçamıyorsun değil mi? E'yi birazcık erken kullandık. Ama öldü. Zaten ölmeyeceğimi biliyordum. Çünkü Vaderam vardı. Hem gerçek hasar vuruyorum hem de bayağı bir can çalıyorum. Adamma da Kalkan varmış. Kalkan kazandı bir yerde. Q'un hasarını falan engellemişti galiba. Şimdi toptan ittireyim diyecektim. Burada Dayna varmış. Thresh geliyorum. Aldık ki bunu. Ultisi de gitti. Kaçmasa daha güzel olacaktı. Bizim Ziggs kaçırdı galiba. Tamam sıkıntı yok. Alameti alalım. Hatta alameti ben almaya çalışayım. Topta kule falan da açarım. Bunu bir alalım. Hızlı base'e gitmemiz de yarayacak. Ne kadar kalmış? 300 altın gerekiyor. Hepsi geliyor. Ultim olsa devam ederdim de şu an etmemiz saçma. Çünkü Yone de gelecek. Ziggs benim dalmamı bekliyor. Dalamayacağım. Dalmayalım hatta. Çünkü dalsam ben de ölecektim. Bakın Twitch hemen bana yöneldi. Böyle bir kere vuralım. Çok sağlam vurdum. Ultim 20 saniye var. Thresh'i de alacaklar gibi. Yok Shaco'yu aldılar.
Karşı takım da bayağı güçlü ya. 5v5 fightlar zor olacak ama tanklaşmaya başladığım zaman sıkıntı olmayacak. Tank kitlenmeden hiç bahsetmedim arkadaşlar. Onlar da bence bir sürpriz olsun. Birazcık geride bekleyelim. Bir tane hazır eşyası alacağım. Bir tane de büyü direnci eşyası alacağım. Canım az. Bu yöne dağılacaktır bize. Ultisi falan da vardır bunun. Atacağım mı ultiyi? Atmadan. Biz ne yapacağız böyle? Kaldık. Ölmek de istemiyorum. Sivir ulti bassam AC falan var. Kimse gelmeyecek mi? Bakın base'e de gitmiyorum. Tam ultisi faillendi. Ama benim işime yaramadı işte. Öldüm. Hadi bu ölsün. Çok iyi, bedava kill aldık. İlk aim'i yedi. Hemen base'e gideyim, Vahşadır'ı bitireyim. Vahşadır alıp geldim. Şu anda mutlak sömürüm. Çok fazla lan hasarı da vurabiliyorum. Bir tane Q'm da lan hasarı vuruyor. Hemen ittirebileceğim burayı. Yani topla rahat rahat farmlayacağız. Öne geldiği zaman da ultimde keserim. Şimdi üçüncü alacağım eşyadan bahsedeyim. Riley'e gideceğim arkadaşlar. Riley sayesinde pasif devre girerse ya da Q ya da E atarsam adamlar yavaşlayacaklar. Kesmem çok daha kolay olacak. Kaçamayacaklar benden. Üstümde vaydı vardı. Az kalmış. Bunu unutmayalım. Çok ittirdim. Büyük ihtimalle bize gelecekler. Buraya salsam ne olur? Yemedi bunu. Q mu yesin o zaman? Ne kadar vurduk? Çok vuramadık. Ya da bayağı fazla vurmuşum ya. Hasara bakar mısınız? Atmadı Q'sunu. Ben salayım alameti. Kule açmaya çalışayım. Twitch gelirse de ulti falan basmaya çalışırız. Tamam, ultisini aldık. Geriye çıkacağım şimdi. Ama ulti basacaktım Yone'ye. Twitch patlatıyor. AP kasıyor adam. Çok fazla vuruyor. Bu maçta Twitch yendi. Karşı takımın supportu jungle'dan daha fazla topa geldi. Yapacak bir şey yok. Parçalanmış kraliçe falan da almış. Normal saldırı yapıyor arkadaşlar. Yük falan biriktiriyor. En son ele patlatıyor. Aynı hasar yiyoruz. Patlıyoruz bir anda. Tahmin edemiyorum. Orada keşke ultimle Yone'yi alabilseydim. Bir dahakini almaya çalışacağız. Yine toptan zorlayacağım. 15 olmama az kaldı. Level farkı atmaya çalışın. Yani bakın şimdi Yone 13 level ya. Ben 15 olsam 2 level fark olacak. Hasarım daha fazla olacak. Daha dayanıklı olacağım. Birey bir de kesmesi imkansız hale gelecek. Tamamdır, 15 olduk. Twitch 12 level. Benden tek biri yiyebilirdi işte. Ultili almam gerekiyor adamı. Ejder çıkacak. 45 saniyesi var. Ben buradan ittireceğim. Yone bot tarafında. Buraya kim gelebilir? Kimse gelmezse kuleyi açtık. Zaten canı azdı. Q'mla minları tekleyebiliyorum da. Çok rahat ittiriyorum şu an. İyi ki bahşişleri almışım. Şurayla bitsin. Sonra tanklaşmaya başlayacağım. Şu anda canım az. Büyük ihtimal direkt büyü direnci eşyası alacağım arkadaşlar. Yani ruh kömle alacağız. Hem iliştirme ihtimali de bayağı bir arttıracak. Sonra da bir tane hazır eşyası alacağım. Hemen bunları da alalım. Arkadan Ryze'e gitsem ne olur? 14 levelmiş. Bunun canı fazladır ya, hazırlık almış. Yetişemeyeceğim bence, kaçacak buradan. Ulti basarsa ne olur? Ben mi basayım ultiye? Güzel çektim. Aldığın sonu güzel. Yardım ettik bizimkilere. Hemen şu ejderi gidelim. Benim şimdi Dayane'ye ultimini almam gerekiyor. Yani karşı jungle'ı fight'ten çıkarırsam ejderi çarpını kullanamaz. Tepede Twitch de var tabi. Dalacak mı bana? Neredeymiş? Öldü. Ultiyi buna kullanmayalım. Öldün. İyi ki flash'ımı kullandım. Ölebilirdim, şansım varmış. Twitch öldü mü? Twitch de ölmüş. O zaman bizimkiler bu ejderi alsınlar. Ben de mid'e gideyim. Mid'i ittirdiğim gibi direkt base'e gittim. Sonunda Riley'i bitirdim. 3200 canım var. Artık yavaşlatma özelliğimiz var. Bir kişi dibime girerse kaçamayacak. Flash bile kurtarmayacak bence. Şimdi ruh gömleri alalım. Sonra da yöneticine gideceğim arkadaşlar. Yöneticinin pasifi de etraftaki birimler yakıyordu.
Yani pasifimde yakma özelliği var. İkisi birleştiği zaman fena can yakacağız. Şimdi ejderha neredeyse 4 dakika var. O yüzden alt tarafa gitmeye gerek yok. Buradan ittireyim. Twitch'li öne gözükme. Yeniden bana gelebilirler. Bu sefer ultiyi kullanmak lazım. Öne de bayağı fazlamaya başlamış. Bunun sebebi ebedi almış. Yone Yasuo gibi şampiyonlar ebedi bitirdiği zaman isterse 0-10 gitsinler. Her türlü hasar çıkarıyorlar. Hepsi alt tarafta. Twitch de oradaymış. O zaman ittireyim buradan direkt. Buraya açmam zor da deneriz. Yone'yi kesmişler çok iyi. Adamlar geriye mi çıktılar? Sürekli haritaya bakıyorum arkadaşlar. Topta oynarken bunu yapmaya çalışın. Büyük ihtimalle şimdi bana gelecekler. O Twitch hala orada. Minyonlar da geliyor. Hemen ittireyim. 220 farmım olmuş. 17 level oldum. Twitch 12 level. Aramızda 5 level fark var. Acayip birebir de ne kadar vuracağım? Bayağı merak ediyorum. Hiç beklenmedik anda tek de atabilirim. Tamam, kimse gelmedi. Inhibitor açabilecek miyim? Twitch base atıyor. Bakın buradan gördüm. Yoko base'ini bozdu. Yone gelecek şimdi. Yone ölmek istemiyorum. Geldim. Aslında ölmem 14 de vermiş. Aslında bir Q'nu. Çok dimme girmiyor. Ulti bas çıktım da şimdi. Ulti altına falan gidecek. Bir de Danya da geldi. Çok fazla zorlamayayım. Bu gömmeni bitirmiş olmamız gerekiyor. Evet, bitmiş. Reward'lıyım arkadaşlar. Danya geliyor. Ultiye basalım. Şunu birebir de keselim. Şu hasara bakar mısınız? Normal mi bu? Ne kadar rahat kestim. Ölmek için geldi. Hemen base'e gideceğim, artık zorlamayacağım. Sonunda ruh gömme de bitti artık. Üstümdeki iyileştirme ve kalkan etkilerini 125 güçlendiriyor. Büyü direncim de bayağı fazla, zırhım da. Son olarak yönetici kaldı. Bu maçta büyük ihtimalle full eşya olursam 4.5K canım olacak. İlk sıra olarak da sağlamlık karışım alırım. Daha da can verir bize. Şimdi hazır buraya gelmişken bence Baron'a girelim. Ultime 10 saniye var. Dayana geldiği zaman alabilirim. Baron'u falan da çalamaz zaten. Ejder de çıkacakmış. Toptaki yeni bir tür açmıştım. Bakın spamyonlar gidiyor. Yon ulti basmayacaktır. Bastı, hiç beklemiyordum. Ryze'i kessek olur mu ki? Ben bunu bir alayım ya. Ölmedim mi gerçekten? Tamam, ölmüş. Ulti kullanmaya da gerek kalmadı. Yine geri gelsene bir. Yazık oldu şimdi adama. Geldi geriye. Flash mı attın gerçekten? Ben de flash atayım, şöyle patlatayım. Bizim bota gitmemiz gerekiyor. Kimse de kalmamış. Gitmesek ne olur diyecektim. Şaka zaten base attı. Ben midden zorlayayım. Ultim duruyor şu an. Twitch falan geldiği zaman ultimini alabilirim. Bence Twitch buraya gelemez. Çünkü toptan milyonlar gidiyor. Hemen ben de buraya içeyim. Buraya çok fazla vuramıyorum. Ben Adem'de, AP'mde çok fazla. Hatta Adem AP'mden daha fazla arkadaşlar. Adem'in saldırı gücü oluyor. AP'mizde yetenek gücü oluyor. Yani AD burası. AP'de burası. Şu kuleyi açsa metalli benim için ama açamadım galiba. Bayağı bir iyileştim. Hadi milyonlar. Bizim milyonlar açtı ya. Çok iyi değil mi? Şimdi ejderi gidelim. Dayana geliyor buraya. Ultisi de yok. Hiç vuramadı bana. Bir de AP kasmış. En başta demiştim. Sezon 3 tank metası diye. Tanklaşmaya başladığın zaman kesemiyorlar. Ryze de gelemez buraya. Danya da gelmiyor. Şu an daha tanklaşmış oldum. Şunları almak istiyorum ya. Gel bakalım. Engelledi. Kesin ulti falan basacak bu ama işe yaramaz. Ben keseyim. 11 killimiz oldu. Yönetişi bitmemiş, çok az kaldı. Birazcık botta farmlayacağım, sonra bitirmeye gideceğim. Botta farmlamaya geldim. Danya da buraya geldi. İzin vermeyelim bu adama. Şöyle keseyim hadi. Şu an resmi ölümsüzüm. İyileştiğim canı gördünüz mü? 800 can iyileştik. 3K'da para oldu. Bunu aldıktan sonra gideceğim. Bizimkiler bence kuleyi açacaklardır. Yönetici kalkanı da bitti. Bir de karışım aldım. 4200 canımız var. 4.5 kalmadı ama şu an bayağı bir tankım. Sarım da çok fazla. Belki Morden'in daha farklı build'i vardır, yani eşya setleri. Onları keşfettiğim zaman da başka bir videoda denemiş olurum. Şimdi üzerimizdeki baron bitti sayılır.
Bir de gidelim güçlendirmeyi verelim. Topa da çıkmak lazım aslında. Ultim var, zorlayayım mı ki? Kaçma benden. Şu hasara bakar mısınız? Adam pasife gidiyor. Öne yazık oldu. Hiçbir şey yapmadan kestim. Normal saldırı yaptım. Bir de Q attım. Aim'i bile kullanmadım. Tutuşturu da kullanmadık. Tamam, Ryze de öldü. Bence şu an midden bitirebiliriz. Zaten ölümsüzüm. Bakın önden gidiyorum. Tek spermiyon varmış. Sıkıntı olmayacak. Diana bana hiç vuramıyor. Ama bizimkileri tekleyebilir. Biter mi bakalım? Hadi kuleye vuralım. Odan bir şekilde dalacak bence. Dalmadı mı? Onu salmış. Ryze Twitch report yazmış. Twitch oyun başında hep topa geldi ama bakın çok işe yaramadı. Hadi oyun başında birkaç yerde öldük. Ona rağmen toparladık. Sezon 3'te bu kastığım eşya setini deneyebilirsiniz. Bayağı bir güçlü oluyor. 27K'da hasar atmışım. Elimden geldiğince oraya göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmak istemiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.